Örneğin şimdi espri bir tarafa ben şunu biraz da e, değiştirme adına e, bir uyarı olarak söylemekte fayda görüyorum. Bir futbolcuya teklif götürebilirsiniz. Onun evet demeyeceği teklifleri götürmemek bence en doğrusu. İki bir futbolcudan da şu kulübü reddetti açıklamaları son derece yanlış. Bir sene sonra ne olacağı belli değil. Bunlar transferin kesinlikle e, incelikleri. Ama Halil Akpınar'la kim konuştu? Dedi ki şu an Galatasaray'da bir yönetim yok. E, yönetimin olmadığı yerde bu teklifleri kim götürüyor? Nasıl götürüyor? Bunun da üzerinde durmak lazım. E, Abdurrahim Bey e, Fatih Hocanın bıraktığı liste doğrultusunda şu anki yönetimden çalışanlardan bir tanesi e, bu konuşmaları o mu yapmış? Onu da ayrıca araştırmamız lazım. Ama kısaca ben Yine e, başkan adaylarına geri döneceğim. Buradaki hı hı. en önemli konu Galatasaray'ın teknik direktörü kim olacak? Benim aldığım bilgilere göre e, Burak Elmas kayıtsız şartsız kazandığı takdirde Fatih Hoca'ya hocam seninle çalışmak istiyoruz. Zaten açıkladık. Buyurun anahtar teslimi yapacak. Metin Öztürk hoca ile çalış Fatih Hoca ile çalışmak istediğini zaten açıkladı. E, o yüzden seçildiği takdirde Fatih Hoca ile çalışmak için diğerlerinden daha üstün bir gayret sarf edeceği kesin ama geriye kalan 4 adaya bakıyoruz. O 4 adaydan hiçbiri Fatih Hoca'yla net bir şekilde çalışmayacağım demedi. Şu anki Galatasaray adına doğru düşüncede Fatih Terim gibi bir alternatifiniz varken başka hiçbir arayışa girmeden tamamıyla oraya yönelmek, dördü de Fatih Hoca'yla çalışmak istediğini zaten ima ediyorlar. Oradaki Toplam ana fikir şu Fatih Hoca Mustafa Cengiz yönetimiyle o fikir ayrıcalıklarını yaşadığında bazen yönetimi zorda bırakan bazen de başkanın üzerine çıkan tavırlar sergilediği düşüncesi var bu dört adayda. Yani Fatih Hoca'ya teklif hepsi götürecek Hı. ama götürürken de ya hocam senden rica ediyoruz. Evet senin bu kulüp için değerini biliyoruz. Yaptıklarını yapacaklarını biliyoruz. Biz yönetimi de Zorda bırakmayacak bir düzeni beraberce kuralım isteğiyle oraya gidecekler. Dolayısıyla bu yönetimlerden Fatih Hoca'ya bu tür yaklaşımlar gideceği gibi ben Fatih Hoca'nın da Galatasaray'da devam etme adına birçok konunun ağır bastığı düşüncesine sahibim. Fatih Hoca eğer bu ortam yaratılacaksa birinci tercih bir şey kesin, soracağım kesinlikle gas, gas, insansın. Fatih Hoca ile ilgili mevcut yönetimin yönetimin üstüne çıktığına dair, başkan kendisini başkanın üstüne üstüne gördüğüne dair iddialar var. Peki şunu merak ediyorum ben. Fatih Hoca herhalde 50 yıldır bu kulübün bir unsuru. Futbolcusu, kaptanı, teknik direktörü vesairesi. Bugüne kadar herhangi bir yönetimle bu seviyede bir gerginlik yaşadı mı? Hayır. Ha, Hatırlamıyorum. Yaşamadı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sen Fatih Hoca'nın adını kullanıp markasını kullanıp, taraftarın gönlündeki sevgisini kullanıp, sömüre sömüre insanlara Fatih Hoca üzerinden yalan söyleyeceksin. Evet. Bak çok açık konuşuyorum, yalan söyleyeceksin. Gomis gönderildiğinde Fatih Hoca gönderdi diyeceksin. Ama cümlenin diğer bölümünden hiç bahsetmeyeceksin. Ta ki Fatih Hoca artık çıldırıp da ya kardeşim evet Gomez'i gönderin dedim ama bana iki golcü alacaksınız diye söz verdiğiniz için bunu söyledim. Belhanda'yı gönderirken hocaya sormadan, hocanın fikrini almadan hatta hocanın kalsın talebine rağmen göndereceksin. Evet. Transferde hocanın istediği isimleri almayacaksın. Kafana göre isimler alacaksın. Falka gibi bombayı hocanın kucağına atacaksın. Halbuki hocanın çok daha ciddi başka mevkilere talebi varken Ondan sonra Fatih Hoca öyle yaptı böyle yaptı. Sen kendi yaptıklarından ne kadar mesutsun? Evet. Bu arada son dakika gelişmesi Galatasaray'da başkan adayı Işın Çelebi adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ee, açıklamaları şu şekilde renk seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray'ın geleceği için karanlık rengi seçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Hiçbir adayı doğru bulmuyoruz ve desteklemiyoruz. Siyah mı çıkmış Işın Çelebi? <laughs> <laughs> renk seçiminde o mu karanlık rengi kamuoyunda ne demek karanlık uyuruz. rengi seçmeyeceğimizi yani bu Galatasaray'ın geleceğini karanlık görüyorum ya, ya bir şey söyleyeceğim ya bu <laughs> şimdi Işın Çelebi baktığın zaman çok önemli bir isim Tabii. ama şu açıklama korkunç bir açıklama bir daha okur musun bak cümle cümle Renk seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray'ın geleceği için karanlık rengi seçmeyeceğimizi hiçbir adayı doğru bulmuyoruz ve desteklemiyoruz. bu nasıl bir şey ya? hiçbir adayı doğru bulmuyoruz. Hiç kimseyi desteklemiyoruz. O zaman başka aday olursun. Doğru aday benim dersin. Doğru ekibi oluşturursun. O zaman ne haliniz varsa görün ben burada oturacağım. Kendi dünyam bu. Bu mu yani? O zaman çık bir açıklama yap. Bir şey söyle. Bir... Yani bu şuna benziyor. Bu yaptığınız olmaz. Peki nasıl yapalım bilmiyorum. O zaman sus eleştirme kardeş. Bizdeki genel zihniyet o. Bu benim için kesinlikle sürpriz Allah. olmadı. Daha önceden yaptığım görüşmelerde Işın Çelebi'nin ben liste bile vermemesini bekliyordum kendi adıma. Ama o gün zaten listeler verildi. Yine camiadan şu bilgiler hep size de gelmiştir. Çekilenler olabilir. Tabii ki. O çekilenler olabilir söylüyorum. derken hep Işın Çelebi'nin çekilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu herkes biliyordu. Bunu burada ima ettik. O yüzden kesinlikle sürpriz değil. Bunun içinde oluşturmaya çalıştıkları listenin hı hı. istedikleri gibi olmamasından tutun oradaki işbirliğine kadar yapılacaklar konusunda hem belirli plan program başta olmak üzere olayı ekonomik görmesin kimse. Çünkü Galatasaray'da ekonomi tabii ki çok önemli ama kısa zamanda Galatasaray'a her türlü parayı bulabilecek güçte. Ve Galatasaray'da o bulunan paraları doğru yönetildiği takdirde ileride ödeyebilecek gücü de var. Olayı o yüzden ekonomik görmüyorum. Arzu ettiklerini gerçekleştirebilme imkanının düşük olduğunu hissettikleri için o mesajları veriyorlardı zaten. O bu noktaya kadar geldi ama sevgili Mehmet Emin e evet, Emin'e katılıyorum. Bir adayı doğru bulmuyoruz ya. ve desteklemiyoruz açıklaması. Ee, o zaman keşke çekilmeseydiniz. Desteklemiyor olabilir evet. ama doğru bulmuyoruz. Doğru Çok olmuyor. yakışmaz çünkü Galatasaray'a yakışan şudur. Bakın seçimi kaybettiği anda bütün başkanlar şu ana kadar veya bir iki istisna var. Evet tebrik ederim başkanım biz kaybettik siz kazandınız. Ben Galatasaray'ın emrin, emrindeyim tarzıyla, ekonomisiyle, planıyla, projesiyle. Galatasaray'a Galatasaray hizmet etme düşüncesi içinde olmuşlardır. Işın Çelebi'den de ben onu beklerim. Hem kendisi yönetimde olduğu dönemlerde kulübe büyük katkıları olduğunu bizzat biliyorum. Benim de yöneticiliğimi yaptı kısa bir dönemde olsa. Hem de ekibinde Galatasaray'a faydalı olabilecek önemli insanlar da var. Futbol konusu dahil olmak üzere. Evet bir kez daha tekrarlayalım efendim. Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi ve şu sözleri söyleyerek hiçbir adayı doğru bulmuyoruz, desteklemiyoruz. Bakalım ilerleyen günlerde başka adaylıktan çekilenler de olacak mı? Galatasaray seçime kaç adayla girecek? Hepimiz için merak konusu. Bununla ilgili detayları gün boyunca sizlerle paylaşacağız. Bir de tabii Galatasaray'da özellikle e, tüm takımlarda yeni yabancı kuralı ile ilgili tartışmalar sürerken e, sözleşmesi süren 12 yabancısı bulunuyor sarı Kırmızılıların ve e, nasıl bir yol haritası çizeceği de merak konusu gelin detaylara bakın